Ne demek? O zaman Hazreti Mehdi'yi yakından tanıyorsunuz hocam. Ya şimdi Hazreti Muhammed Medine üzerindeki benim arkadaşımdır. Ya çok acayip biri. Yağmur yağarsa, hava bulutu soğarsa bir el milletin okuyor, yağmur duruyor, bulutlar çekiliyor, güneş çıkıyor. Arda arda görmüşüm. O el milletini okuyor. Bak diyor, ben okuyacağım, böyle olacağım. Okuyor içinde. Okuyor. Yağmur duruyor. Şş, bak. Dolu yağıyor, dolu dolu duruyor. Yağmur duruyor. Bulutlar çekiliyor, güneş çıkıyor. Bir defa değil, arda arda. O zaman yakından tanıdığın arkadaşı. Ya bunu, ya o zaman ne zaman piyasaya çıkacak? Bunun bak çıkacak tarihi de onun üzerinde yazılıdır. Ben bilmiyorum. Diyor yakında. Onun üzerindedir. Hangi gün çıkacak? Hangi yıl çıkacak? Hangi ayda çıkacak? Hangi günde çıkacak? O günün hangi saatinde çıkacak da yazılıdır. Üzerinde yazılıdır ha. Diyarbakır'da 2021 2. ayın 21'i saat 9'da bulutlar beyaz olduğu dair o yılın, o ayın, o günün, o saat 9'da var. 9? He? Sabah 9. Saat 9'da. Akşam mı gündüz? Yok gündüz. 9 sabah. Aynen uyuyor birbirlerine. Sonra ne oluyor? Bugün bak hele bir düşün, bu gizli bir işaret gelmiyor baktın ama zuhur oldu. Açıktır. Ben de takip ediyorum havayı, bulutlar. Niye bir eskiden Diyarbakır'ın havası bulutların içinde siyahlık vardı, esmerlik vardı. Ama şimdi bulutlar beyaz parlak. O günden beri ben de takip ediyorum bulutları. Bugün ayın 16'sı. Bu Eylül'ün 21'inde 7 ay doluyor. Niye kendini gizliyor? Gizliyor. Allah miad vermiş. Allah ona bazı şeyleri hapsetmiş ha. Ben sana niye söyledi? Söylüyor. Arkadaşımdır. Biliyor. Ne zaman ki melekler geldi onun yanına. Ne zaman ki zuhur tarihi geldiyse o zaman o da herkese gidip zuhur olamaz. Melekler onu bulacak, melekler, cinler, perişteler, bizden iyiler onun yanına gidecek. Bütün galaksilerin melekleri gelecek ona. Yani sadece dünya semasındaki melekler değil, çeşit çeşit ufular ile melekler gelecek. Onlara ufo diyorlar değil mi? İnşallah bir gün ona gidecek yeriz ya. Yani sen şaka ediyorsun değil mi? Sen dur, hele bir zuhur ince önce melekler gelecek, ondan sonra Muhammed Mehdi zuhur olacak. O da melekler onun yerini bilecekler, gidecekler yanına. Artık Muhammed Mehdi ne isterse ona getirecekler. Yani kimse ona karışamayacak. Ya o öyle bir Muhammed Mehdi olacak ki bu yani dünyada görülmemiş bir atılım olacak ha. Dünya şoka uğrayacak. Nasıl böyle bir Muhammed Mehdi çıkacak gizliden tek başına cemaattan çıkmadı. Yangınlarda şifre başladı. He. Yangınlar şifresini başladı Rahi Ahmet. Yok yok. Daha var bak Rahi Ahmet sadece yangın çıkarıyor değil. Bazı rüzgarı var yangın çıkarıyor. Bazı rüzgarı da var o yangını dağıtıyor. Bazıları kasırga yapıyor. Bazıları da hortum yapıyor. Bazıları da şiddetli yağmur. Rüzgarlarla o yağmuru dağıtıyor, yağmurla beraber yeni, şehire giriyor. Yeni dönemde bir sel bekleniyordu hocam. He? Yeni. Yeni? Yeni bir yağmur sel felaket. Valla yok, ben bunu söyledim. 2021, 2. ayın 21'i saat 9'da milat başladı, tarih başladı. O zaman bugün nerede bekliyoruz? Başladı, artık başladı. Artık geri dönüş yok. Bugünün tarihi nedir hocam? Bugünün 16 Eylül. Evet, 16 Eylül. Perşembe 2021'deyiz arkadaşlar. Bu videoyu izleyen arkadaşlar. Evet. Bundan sonraki sellere dikkat edin. Yangınlar, hareketler. Ya
Hortumlar. Sonra söylemeyin işte senin bir dolda. Yok boş ver ona, kim ne dedi, aldırma. Hakikat yerini bulacak, batı zahil olacak. Ha bu nedir? Bir tekrar söylüyorum. Bu Şubat 21'de saat 9'da milat başladı ha. Hangi tarihte görülmüş? 80 kilometre kare bir yer yansın. Başka ormanlar yanıyor, burada yanıyor, orada yanıyor, sen gel öyle geliyor. Hala İsmail Bey yanıyor. Bu ne kadar? Tamam geçti. Ha işte milat Şubat'ın 21'inde saat 9'da başladı. Ama en şey ABD kongresinin yanması enteresan. Ben ona karışmam. Yani Diyarbakır'ın da enteresan hikmeti var. Millet anlamak istemiyor. Bu hemen hemen 5 gün sonra 7 ay dolacak. Diyarbakır'ın semasındaki bulutlar bembeyaz parlaktır. Sen görmüyorsun. Türk gücüne baktığımız mı var? He? Türk gücüne bakmıyor telefondan bakalım. Yani yine bir parlak içeti. İçinde bir tane dumanlı bile siyah yok. Dikkat edelim artık. Biraz herkes dikkat etsin. Yani niye Diyarbakır'da Muhammed Mehdi müşerref olacak ya? Diyarbakır Allah-u Teala Muhammed Mehdi hatırası için şereflendirdi. Bu zahir bir hikmettir. Hiçbir yerde öyle değil. Sadece Diyarbakır'ın çevresi ve kazaları, köyleri. Hocam ben bir yıl görmüştüm. Bundan bir ay önce. Evet. Baktım yer yarılıyor. Ve yerin altından yılanlar çıkıyor. Hı. Hadi ben bunu İsa Hoca'nın beraber biz bir video çekmiştik. Ben orada konuşmuştum. Bundan da bir 15-20 gün önceki videoya bakabilirler. Evet. Bunu söylemiştim. Evet. Bak Konya'da bayağı yer altları açıldı. Hı. 600'e yakın yer açıldı. Aynı öyle video görmüştüm. Evet. O da bir işaret midir acaba? Tabii olabilir. Allah'ın saadet olsayı var. Dost biliyorsun kimdir Allah dostu. Kalbi temiz olandır. Yani illaki Allah'a şirk koşmayandır. Allah'ı sevendir. Parayı sevmeyenlerdir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurmuş. Mert Allah'a iyet kulune cennet. Mert giderler cennete. Saltanat topmakla değil. Yahu Belil-i Divane Harun-u Reşid'in yanındaydı. Harun-u Reşid Rakka'da sultandı. Belil-i Divane'ydi. O Allah'ın dostuydu. Ona bazı kelimeler geldi, kelame sahibiydi. Harun'un bilmediği kelimeleri o ona öğretirdi. Kardeşim öyle dostlar var ki Veysel Kıran'ı. Bir Karan köyünde putperestlerin köyündeydi. Muhammed Mustafa'nın, Peygamberimizin Mekke'de zuhur olacağına dair ona haber geldi. İnsanlardan gelmedi mi? Havadan geldi, havada ona haber geldi, zuhur oldu. Başka bir... Hayır, çobandı, koyunların başındaydı ve orada oturmuştu ve Muhammed Mustafa zuhur olduğu zaman dedi ben peygamberim, gelin bana inanın. O tarih, o günü Karan'da Veysel Kıran'a haber gitti. Zavallıydı Veysel Kıran'ın, bütün köyün içindeki kişiler müşrikti. Hatta kendi kökünü de hediye gönderdi ona. Karan'da, köyünde. Veysel Kıran'ı, birisi Mekke'ye ticarete giderken kendi kökünü ona verir dedi ki peygambere ver. Arkadaşlar bile diyor, Allah'tan başka kimse kaybı bilmez. Ya boş ver. Oysa her gün hava türbünü izliyorlar. Hava türbünü kayıptan geliyor bilgi. Ya onları boş ver, ona meteoroloji, kafaları karışmış, şaşmış. Allah'tan bilgi. Allah'tan bilgi peygambere geldi. Bütün peygamberlere bilgi gelmiş. Diyor ki, peygamberlerden sonra kimse gitmeyecek. Ama Kur'an'da diyor ki, bak Kur'an'da ayet var. Demiyor melekler, demiyor peygamberler. Diyor ki, istediğine verir. Allah diyor ki, Kur'an'da böyle geçiyor. Sure böyledir, bak Türkçesi. Evet. Böyle söylüyor. Allah'tan başka kimse kaybı bilemez. Ayetin devamında diyor ki, benim bildirdiklerim hariç. Yani o bildirdikleri içinde peygamber demiyor. Demiyor melek, demiyor cin. Bildikleri. Yani öyle bir şeydir ki bilmiyor hangi yere. Öyledir. Bak, Salih peygamber kendi Allah'ın emriyle gitti Semud kavmine ikaz etti. Dedi bak Allah size beraber verecek 3 gününüz kaldı. Geri dönün. Allah'a dinine girin. Semud kavmi girmedi ve onlara bela geldi. Ya neden ne yani? Evet, kaybı alabilir ama Allah da bazı kullarına gelecek olayları bildiriyor.
Elmeledun, Elmeledun veriyor. Elmeledun'i batın ilmini inkar edenler Müslüman değil. Nasıl oluyor? Yani artık herkes bir kenardan bir şeyler diyor. Yani onların zoruna gidiyor. Yani herhalde ben onların faydalarına dokunuyorum. Nasıl? Allah-u Teala Peygamberimize melek gönderdi. İkra bi ismi rabbike ellezi halaka, oku. Seni yaratanın adına oku. Bu ilmi ledun değil midir? Allah emretti, melek geldi, Peygamberimize söyledi. İşte ilmi ledun. Ama vasıta var. Cebrail geldi söyledi. O ayettir. Peygamberimiz de inandı. Ve geldi söyledi ayet. Kur'an-ı Kerim'e yazıldı. Peki bu da Allah'tan geldi. O işte bu bir örnektir. Peygamberimize çok ayetler geldi. Hepsi de Kur'an-ı Kerim'de yazılıdır. Bu yoksa Peygamberimize ki ilmi ledunda, batında melek getirmeseydi Peygamberimiz ne bilecekti? Ama bunu bilsinler ki Muhammed Mehdi'ye gelen kelimeler bazıları Allah'tandır, bazı ilkazlar da Peygamber'dendir. Muhammed Mustafa'dadır. Çünkü Muhammed Mehdi dedi ki ya Resulullah, Muhammed Mehdi'yim benim. Dedi öyle söyleme. Sus! Reklam yapma! Sus! Muhammed Mehdi'nin duası kabul olur, yeter. Kim dedi? Peygamberimiz Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ona demiş. Kime demiş? Muhammed Mehdi'ye demiş. Dedi sus, bak. Karşılaştılar. Dedi Muhammed Mehdi ben miyim? Ya ben Muhammed Mehdi'yim. Dedi öyle söyleme. Duası kabul olur. Zaten belli olacak. Muhammed Mehdi diyenler gelsinler duası kabul olsun bakalım. Tamam, arkadaşlar öyle söylemiş. Örnek işte, yani Muhammed Mehdi olanın duası kabul oluyor. Demek ki birinci sıfatı bu. Ona bir sıfat gelmiş. Züntikam. Ne demek? İntikam değil, züntikam. Müntakim Allah'ın sıfatıdır. Kullardan intikamı alıyor. Züntikam nedir? Züntikam, o da intikam alacak. Firavunlarda duayla Allah'ım mazlumları kurtar. Allah'ım dinini dünyaya hakim kıl. Allah da dinini dünyaya hakim etmesi için mazlumları dağıtmaya Muhammed Mehdi'ye ahd etmiş. Bu onu şahlandıracak. Onu firavunlara rakip gösterecek. İşte diyecek, benim inanmadığınız Muhammed Mehdi kulu burada. Ne demek bu? Yani cemaatlerin rivayetlerinde hepsi karışık, karışık kafalar karışmış. Birisi diyor ki burnu büyüktür, birisi diyor ki yok 40 yaşındadır. Diğer kitapta diyor ki yok 70 yaşındadır, birisi diyor yok böyledir, böyledir. Peki niye böyle karşılık var ortada? Allah onları incelebiliyor ha. وَمَا خَلْفَمْ وَلَا يُخِتُونَ Allah önceyiyle sonayla bilendir. Herkesin öncesini de bilendir. Allah Muhammed Mehdi'ye ilmi ledunda bilgi vermese Muhammed Mehdi nerede bilsin? Yani bunların ispatı olacak. O zaman bakalım ne diyecekler. Tabii ki kafada karışıldı, kaos olmuş ki diyecek ya Allah gibi. Ya Allah biliyor, Allah da gayb kapısında Muhammed Mehdi'ye emriyle kendi bildiğiyle ona ilmi ledun girmiş aracı girmeden. Muhammed Mehdi'nin okuduğu o ilmi ledun mukataları okuyunca var ya, o mukatalar ışık hızıyla direktmen Allah'a gidiyor. Hiçbir şey o frekansı yakalamaz ışık hızıyla. Bir bak ışık hızı çok hızlıdır. Işık hızıyla Muhammed Mehdi'nin duası Allah'a gidiyor. Onun için diyorlar ki eli kolu uzundur. Duası kabul olur. Duası kabul olur, frankası Allah'a gidiyor. Bu. Peygamberimiz de demiş. Muhammed Mehdi deme. Ha? İkaz etmiş ha.
Yani reklama girme. Zaten yatardı. Sen böyle konuştuğun zaman Diyarbakır'da çıkacak arkadaşın da Mehmet Mehdi'dir ya. Şimdi o sana kızmıyor mu böyle söyleme yani izle. Çünkü bak Allah-u Teala Muhammed Mehdi'ye bir emir vermiş. Onun günü var, saati var. Bazı şeyler ona hafiftir. Ben anlatıyorum. Anlatamaz ha. Ben anlatıyorum. Ben onun hakkında bazı yorumları benim bana anlattıkları sadece bana anlatmış. Ben biliyorum. Başka kimse bilmiyor. Ama sana güvenmiş ki sen, güvenmiş. De, ona, sen de ona söyle. Güvenmiş. O zor olsa da kendini göstermez. Zor olduysa kime zor olacak? Meleklere. Galaksilerden gelen meleklerin en komutanları ona gidecek. Ama insanlar ona gelecek de en zor. Hayır. En sonunda. Dünyanın dört bucağında Firavun'a dağıldıktan sonra dünyanın dört bucağında insanlar gelecek Diyarbakır'a onu bulmaya. Acaba onu bulabilecekler mi? Yani kendisi ben Muhammed Mehdi'yim demez, ona yasak var. Ama duası kabul oluyor. Bitti. Bir adam gelecek, ben hastayım. Yahu şimdi Muhammed Mehdi piyasaya çıkarsa var ya Allah'a tahsilat eder. Ona Peygamberimizden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de ikaz geldi. Ben Muhammed Mehdi'yim demeyeceksin. Muhammed Mehdi'nin duası kabul oluyor. İşaret bu. Adam çıkmış piyasaya, ben Muhammed Mehdi'yim, gelin burayı yıkın. O zaman Diyarbakır geleceğin önemli bir merkezi. Vallahi kardeşim, yani gelecekte Diyarbakır dünyanın dört tarafına uçsuz nasıl bir Mısır'da kısmet dağıtı fakirlere bir anın yanındayken, yani onun misali, o da fakirlere kısmet dağıtacak. Allah'ın emriyle. Hazineler, yer altındaki hazineler ona gelecek, getirilecek. Çünkü Allah yemin etmiş. Ben sana o altınları göndereceğim. Altınlar Allah'ın emridir. Emrinde olan melekler var, cinler var. Yerin dibinde nerede tarihi, eser, altın, zümrüt, layık mezar nerede varsa hepsini Muhammed Mehdi'ye getirenler var. Mesela... O zaman zenginler pek Hazreti Mehdi'yi sevmeyecek. Ya zaten zengine kalmayacak ki. Ya tufan gelecek, tufan. Tufanlar gelecek, hortumlar gelecek, kasırgalar gelecek, büyük depremler olacak arda arda. Tavşan gelecek meteorlar. Ne demek? Tabii. Dünyanın yarısı toz duman olacak. Bak hele, nerede kalacağız? Zengin mi kalır artık? Millet tavşan. Millet Allah için diyor, bu malımızı verelim. Birisine birisi bir dua etsin, bu abata dursun. Maneviyatçı bir acıyı arayacaklar. Herkes canını kurtarmaya çalışıyor. Ha? Bugün ne demek? Bu ufak tefek olaylar oluyor buna. İkazdır. Nedir bunlar? Bir Rahi Ahmer çıkmış piyasaya. Yarın galaksilerden gelen melekler de gelecek. Samanyolu galaksisinde hariç. Samanyolu'nda 7 tane 8 tane gezegen var. Ne kadar var o kadar söylüyorlar. Onların alemi de gelecek. Onların halkı da var. Ama diğer galaksilerden ne gelecek? Kainatın üstünde ne kadar içinde ne kadar galaksiler varsa hepsi Muhammed Mehdi'ye gelecekler. Ben ne demek ki anlatıyorum? Yani Muhammed Mehdi kalkacak bir de 5-6 kişi, 10 kişi de hatta tarikat kuracak, öyle bir şey değil. Evet hocam, biz bu yayını buradan kapatalım. Teşekkürler. Sağ ol.